Merhabalar. Bugünkü videomuzda Windows'ta komut satırı dosyasını açıyorum. Bir programcının bilmesi gereken şeylerden birisi de komut istemidir veya konsoldur. Konsola mutlaka işiniz düşer ve orada bazı işlemler yapmanız gerekebilir. Bu yüzden bazı temel bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bunun için size bu videoyu hazırladım. Windows'ta en çok kullanılan 11 komuttan bahsedeceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Önce Windows penceresine tıklayarak şuradaki işarete tıklayarak sizinki eğer Windows 11 ise tabii ki diğer Windows seçenekleri ise yine başlata tıklıyorsunuz. Bunun adı başlat. Başlata tıklayarak arama bölümüne geçiş yapıyorsunuz. Burada konsol komut sistemi, terminal gibi ifadeler arayabilirsiniz ama Windows içerisinde genellikle komut sistemi diye geçer. Komut sistemi yazarsınız. Komut sistemi yani Türkçesinde komut sistemidir. Eğer farklı bir dilde kullanıyorsanız terminal olarak da geçebilir. Komut sistemi yazıp enterladığınızda karşımıza bu şekilde bir pencere çıkacaktır. İçerisinde bir imleç şu şekilde yanıp yanıp sönüyor ve sizi bekliyor olacaktır. Bunu çalıştırmanın bir yöntemi daha var. Kapattım. Başlat menüsüne bu sefer basmadan Windows ve R tuşlarına basıyorum ve karşıma çalıştır diye bir pencere çıkıyor. Buraya cmd yazıyorum. Daha önce de yazdığım için şurada çıktı. cmd yazarsanız ve enter basarsanız şöyle cmd enter bastığınızda yine aynı pencere karşınıza şu şekilde çıkacaktır. Buradaki yapacağımız işlemler Windows içerisinde tıklayarak yaptığımız işlemlerin aynısıdır aslında. Fakat öncesinde komutlarla yaptığımız işlemler bazı durumlarda dosya işlemlerini veya Windows üzerinde gerçekleştirdiğimiz işlemleri tıklayarak yapamayız. Bazı durumlarda da komut yazmamız gerekebilir veya program içerisinde bu komutları kullanmamız gerekebilir. Bunu anlamamız açısından da hem de işletim sistemini kullanmamızı ilerletmemiz açısından da bu on komutu bilmeniz oldukça önemli. Şimdi bu on komutun kullanımına geçelim. Şu anda yanıp sönen imleç komutları yazacağım yeri belirler. Yani buradasınız diyor haritalarda buradasınız işaretinde olduğu gibi. Sol tarafında bulunan şu C2 nokta üst üste bölü, Users bölü, ters bölü, Murat yazan yer ve şöyle büyüktür bir işaretin olduğu yer. Burası benim şu anki konumumdan bahsediyor. Yani şu an neredeyim ben, nerede bulunuyorum klasör sistemi içerisinde bundan bahsediyor. Bilgisayarımda bir klasör açtığımda yukarıdaki adres kısmına şuraya girdiğimde, örneğin masa üstüne girdim. Örneğin bir Klasör açtım ve bu klasörün içerisinde kendi YouTube videolarımı tuttuğum yerin adresini almak istiyorum. Bunun için buradaki açtığım klasörün yukarısındaki adres kısmına tıkladığımda önce hangi sürücüde olduğunu daha sonra da hangi dizinde ve onun altındaki dizinde olduğunu gösteriyor. Buradaki adres ile buradaki adres aynı. Ben sadece şu anda komut sisteminde bunu gerçekleştirdiğim için bu şekilde görüyorum. Burada öğreneceğim şu anki bulunduğum konum C sürücüsünün altında, users'ın altındaki... Murat klasörünün içerisinde olduğumu gösteriyor. Siz hangi kullanıcıdaysanız kendi kullanıcı adınız muhtemelen buraya o şekilde gelecektir. Oraya farklı bir isim yazacaktır. Bu önemli değil. Kendi kullanıcı klasörünüzün altında olduğunuzu bilin. İlk çıktığınız yer tabii ki kendi kullanıcı klasörünüzdür ve bu kullanıcı klasörünün altında ilk komutumuzu yazarak başlayalım. İlk komutumuz klasörümüzün altındaki dosyaları listeleme komutu dir. Yani direktörünün kısaltılmışı dikkat ederseniz burada bir sürü kenarında dir yazan, dır yazan dosyalar çıktı. Dosyaların en sağ kısmında dosyaların adları yazıyor. Dosyaların sol tarafında dosyanın ne olduğu. Yani bu bir klasör mü yoksa dosya mı? Boş ise bu bir dosyadır. Örneğin burada bir examples.png şeklinde bir dosyamız var. Bunun direktörü olmadığından bunun dosya olduğunu anlayabiliyoruz. Burada da üretilme tarihi ve üretilme saati ve tarihi yazıyor sol sütunda. Şimdi buradan yukarıya doğru şöyle mouse'umu çektiğimde ilk baştan itibaren hangi klasör klasörlerden listelendiğini görebiliyorum. Şu anda buradaki klasörle Windows üzerindeki klasörüm aynı yerde ve aynı dosyalara bakıyorum. Burada da bu dosyalar var. Burada da en sonda işte bu dosyalar var. Farklı sıralansa bile aynı dosyalar mevcut. Şimdi burada dir kullanarak klasörleri ve dosyaları bulunduğum dizinin altındaki klasör ve dosyaları listeleyebildiğimi öğrendim. İlk komutum bu arada dir'di. Dir şeklinde yazılıyor. Dir diye yazamazsınız. Bir anlam ifade etmez çünkü. İkinci olayımız cd, command directory. Yani Dizin değiştirmek için kullanacağımız komut cd yazdıktan sonra bulunduğumuz dizindeki herhangi bir klasörün adını yazarak bu klasörün içerisine giriş yapabiliriz. Örneğin burada bir müzik klasörü varmış. cd yazıp boşluk bırakarak yukarıdaki müzik klasörünün şu şekilde adını yazıyorum ve Enter'lıyorum. Burada da girdiğimi görüyorum. Yine tekrar içeriği görüntülemek için dır yazarak içeriği görüntülemek istiyorum. İçeride hiçbir şey yok ve şöyle müzik klasörüme girdiğimde dikkat ederseniz içeride hiçbir şey olmadığını da göreceğim. Bu arada burada müzikler yazıyor. Üzerine tıkladığımda müzik yazıyor diye düşünüyorsanız bu Windows'un ile alakalı bir durum. Aslında asıl olan şudur ama bize gösterilen burada Türkçeleştirildiği için müzikler şeklindedir veya kullanıcılar şeklindedir ama sistemde bu Users ve müzik olarak tutulur. Hangi dile çevirirseniz o dile dönüştürüldü. O zaman burada o dille alakalı çevrim yapılır ama gerçek olan bu değil tabii ki. Bu şeklidir. Dosyanın yolu olarak gerçek yol budur. Unutmayın. Şimdi müzik klasörünün içerisine neden geldim? Çünkü müzik klasörünün içerisinde hiçbir şey yok. Dosyam yok ve burada bir dosya oluşturacağım. Bunun için şu penceremi şöyle alıyorum şu tarafa ve bu penceremin içerisinde müzik klasörünün içerisinde olacak dosyaları görmeniz için alıyorum. Bunu da şu şekilde küçültüyorum ve komut sistemimi bu şekilde kullanacağım. Şurayı da Böyle kullanacağım. Evet. Böyle gayet güzel. Şu anda iki taraftan da aynı yere bak. Boş bir klasör. Müzik klasörümün altı. Müzik klasörümün altı. Bu arada ikinci komutumuzda zaten cd olarak görmüş olduk. Cd'yi bir üst düzine çıkmak için şu şekilde kullanıyoruz. cd boşluk nokta nokta bir üst dizindeyiz. Önceki dizine geri dön. Yine bir üst dizine çıkmak için yine CD boşluk nokta nokta yapabilirsiniz. Ve yine tekrar geri dönmek için aynı klasörleri yazarak gezinti yapabilirsiniz. Bu arada direkt Murat klasörünün altındaki müzik klasörünün altına gireceksem şu şekilde dosyamı tam dosya yolunu aynı anda yazabilirim. Bu şekilde bir tek satırda dosya yolunu yazarak giriş yapabiliyorum. Tek tek CD CD yazmama gerek. Ve tekrar içeriye listelerinde hiçbir şey olmadığını gördüm. Üçüncü komutum. içeride bir dosya olmadığı için içeriye bir klasör oluşturma komutu M Edir. Bu make direktöriden gelen bir kısaltmadır. O yüzden mk dir yazıyoruz. mk dir yazıp boşluk bıraktıktan sonra klasörün adını yazıyoruz. Klasörün adı ne olsun? Örneğin rapor olsun. Rapor adında bir klasör oluşturdum. Sağ tarafta dikkat ederseniz hemen bir klasör oluştu. Aynı anda aynı görüntüyü almak için açmıştım. Bu oldukça bizim yaptığımız işlemin sonucunu görebilmek için etkili bir yöntem. Bu nedenle bunu denemenizi tavsiye ederim. Şimdi mkdir ile bu klasörü oluşturduk fakat bu klasörün içinde de bir şey yok. Eğer boş bir klasörümüz varsa bunu ortadan kaldırmak istiyorsak bu sefer remove directory'nin kısaltması olan rmdir komutunu kullanıyoruz. ve kaldırmak istediğimiz klasörü yazıyoruz ve böylece klasörümüz ortadan kalkıyor gördüğünüz gibi burada hiçbir şey kalmadı. Bir sonraki komutumuz Dosya oluşturma komutu. Bu Windows'ta type null şeklinde bir komuttu. Büyüktür işaretini yazdıktan sonra oluşturacağımız dosyanın adını yazıyoruz. Örneğin merhaba.txt dosyanın uzantısı. Txt şeklinde yazıyorum ki Windows'taki metin düzenleme aracıyla açılabilsin şeklinde. Böyle oluşturduğumda dosya oluşuyor. Gördüğünüz gibi dosya burada merhaba.txt şeklinde açıldı. Ve bu dosyayı niye oluşturdum? Çünkü bu dosyayı kopyalayacağım. Kopyalama komutunu kullanacağım. Bu arada bir sonraki komutumuz kopyalama komutu. Copy diyerek komutu başlatıyorum. Kopide dosyanın adını yazmam gerekiyor. Dosyanın adı merhaba txt. bunu nereye kopyalayacağım? Müziğin içerisinden kendi klasörümün içerisine çekeceğim. Murat klasörümün içerisine. Ama önce şunu yapmam lazım. Murat klasörün içerisi çok kalabalık. O yüzden mkdir kullanarak müzik klasörünün yanına içine bir klasör daha oluşturalım. Test adında bir klasör oluşturalım. Yanında test isimli bir klasörümüz oluştu. Ve bu klasörden sonra şöyle ekrana görünümü de büyütelim, büyük simgeler olsun şöyle. Test isimli klasörümüzü içerisinde merhaba.txt dosyasını atalım. Önce içerisinde bir şey var mı? Yok. Evet, sihirbazların kontrol ettiği gibi biz de içeriği kontrol ettik. copy Merhaba nokta txt nereye? Test klasörün içerisine. Test klasörün içerisine yaptıktan sonra bu şekilde bölü yaparak dosyanın adını merhaba nokta Txt şeklinde yazabilirsiniz. Burada dosyanın adını değiştirerek kopyalar. Gördüğünüz gibi içerik aynı, fakat dosyanın adı değişmiş durumda. İçeriğimiz boş. Eğer içeriğimiz dolu olsaydı aynı şekilde dolu içeriği kopyalayacaktı. Birebir dosyayı kopyalıyor, sadece adını e, değiştiriyoruz. Burada adını değiştirmeyebilirsiniz. Bu tamamen size tercihiniz. Bir sonraki komutumuz, bunları kopyaladıktan sonra tabii ki silme işlemi. Örneğin Kopyaladık. Kopyaladıktan sonra aslında ihtiyacımız yok. Merhaba.txt dosyasını silmek için del yazıp dosyanın adını yazıyorum ve dosyam kayboldu. Bu şekilde kaldırabiliyorum. Gelelim move komutuna. Az önce yaptığım kopyalama ve silme işlemini tek hamlede yapabiliyorsunuz. Önce tabii bunu yapmak için yine yeni bir dosya oluşturup hemen silelim. Bu arada bunun içerisindeki dosyayı şuradan mouse yöntemiyle sildim. Bir klasörümüz var ve bu klasörün yanına ne yapıyorduk? Neydi? Type, type 0 dosyada Dosya diyorum bu sefer. Uzantı girmiyorum bu şekilde yapıldığında görmek için. Bir dosya oluşturdum. Boş bir dosya. Bu dosyayı ne yapacağım? Test sistemi klasörün içerisine taşıyacağım. Move yazarak dosyanın adına giriyorum. Dosyamın adı dosya. Gideceği yer test klasörünün altı. Enter'a bastığımda direkt test klasörünün altına yollamış oluyorum. Buradan dikkat ederseniz kaldırıldı ve buraya kopyalandı. Yani taşınmış oldu. Burada muhatap olduğum dosyayla aynı dizinde olmam gerekiyor. Yani bir komut yazarken örneğin işte move yazıyorum veya copy yazıyorsam bulunduğum klasörün içerisindeki dosyadan bahsediyorsam direkt adını yazmam gerekiyor. Bunun için de aynı dizinde olmam gerekiyor. Yani eğer farklı bir dizindeki klasörden bahsediyorsam buranın bulunduğum yere göre konumunu yazmam gerekiyor. Örneğin dosyayı test klasörün içerisinden tekrar bulunduğum müzik klasörün içerisine alacağım ve ben şu anda müzik klasörün içerisindeyim. Move yazarak önce kaynak dosyayı yolunu yazıyorum. Kaynak dosya şu anda bulunduğum yere göre test klasörünün içerisinde neydi? Dosya isimli dosya. Geleceği yer şu anki konumumu hiçbir şey yazmadan belirtebilirim. Bu şekilde dosyayı bulunduğum konuma almış oluyorum. Böylece Move komutunda görmüş olduk. Dosyamızın veya klasörümüzün adını değiştirmek için kullanacağımız komut Ren komutudur. Rename'den geliyor. Değiştirmek istediğimiz dosya veya klasörün adını yazıyoruz. Önce örneğin test isimli klasörün adını değiştirmek istiyorum. Ne olarak? Deneme olarak. Burada sonucu görüyorsunuz. Aynı şekilde yukarı yön tuşuna basarak bir sonraki kullandığım komutu, en son kullandığım komutu geri getirip şöyle küçük değişiklikler yapabiliyorum. Örneğin dosya isimli dosyamın da adını file olarak değiştirmek istiyorsam bu şekilde kullanabiliyorum. Burada da görüldüğü gibi. Bilgisayarımızın IP'sini öğrenmek için kullanacağımız komut IP config komutudur. Enter'a bastım. Bu bilgisayarımızda bir iş yaparken hızlı bir şekilde, en hızlı şekilde IP'mizi öğrenmenin yöntemlerinden birisidir. IP config yazdığınızda karşınıza IP4 adresinizi bu şekilde verecektir. Bir başka kullanacağım komut ping komutu ve ping komutuyla ne yapıyorum? Bir yere bağlantım var mı? Bir internet sitesinin örneğin veya bir bilgisayara bağlantım var mı? Bunu hızlıca öğrenmek için bu komutu yazıyorum ve gideceğim yolun adresini yazıyorum. Örneğin bir web sitesi ise direkt web sitesini yazabiliyorum google.com. Şu şekilde yazdığım zaman Google'a ping atıyor. Google'a ulaşıyor ve geri geliyor. Hızlı bir şekilde ne kadar sürede gidip geldiğini buraya işaretliyor, yazıyor. Eğer geri dönmeye de geri dönmese çok uzun bir zaman geçerse, paket yolda kaybolursa buraya geri dönüş yapılamada şeklinde de bilgi verebiliyor. Ve bu bilgiyi aldıktan sonra bol bol pratik yaparak bilginizi pekiştirmelisiniz. Ve böylece bu komutları cebinize atarak yolumuza daha sağlıklı adımlarla ilerlemeliyiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.